Yaşama Dair'den herkese merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlere Selim Paşa'da yemyeşil bir ortamdan sesleniyoruz. Programımızın konuğu Herdem İcra Kurulu üyesi Mustafa Tayfun. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Büyüklerimiz, emeklilerimiz, ebeveynlerimiz bizim için çok kıymetli, çok değerliler. Onların emeklilik dönemi geldiğinde onların sağlıklı bir ortamda nasıl yaş alacağı önem konusu oluyor. Siz de Türkiye'de olmayan bir projeyi geliştirdiniz. Bu projenin fikri nasıl başladı? Önce bundan başlayalım. Türkiye'de yaşam süresi ilerliyor. 1960'larda 50 yaşmış, şu anda 80 yaşında ortalama bir Türk vatandaşının yaşam süresi. Önümüzdeki dönemlerde kısa sürede ortalama yaşam süresinin 85-90-95 olduğunu görüyor olacağız. İnsan hayatına baktığımızda hayatımızın üçte birlik bir kısmı çocukluk, eğitim, ergenlik, gençlik, daha sonra kariyer, iş kurma, evlilik, çoluk çocuk telaşı. Bir şekilde istediğimiz, aslında özlediğimiz, o keyfi sürebileceğimiz bir hayatı da emeklilikte ancak elde edebiliyoruz. Kabaca Türkiye'de 55 yaşından sonra insanlarımız daha esnek bir çalışma temposuna başlıyorlar veya emeklilik hayatına başlıyorlar. Bu noktada 55 yaşından sonra insanlarımız ne ister, nasıl yaşamak ister, onlara baktık. Büyüklerimizle bir araya geldik. Hepsinin çok güzel hayalleri var birbirinden farklı. Kimisi organik tarımla uğraşmak istediğini söylüyor, o hayalinden bahsediyor. Kimisi tekne alıp Ege kıyılarında dolaşmak istediğinden bahsediyor. Tüm bu hayallere baktığımızda 3 tane temel özelliğin olduğunu gördük. Yatayda tüm bu ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan 3 temel özellik var. Herkes 55 yaşından sonra aktif bir yaşam sürmek istiyor, sosyal bir yaşam sürmek istiyor ve doğayla iç içe doğal bir yaşam sürmek istiyor. Lakin baktığımızda gerçekte hayallerle gerçekler ne kadar örtüşüyor? Maalesef şunu gördük. En fazla yapabildiğimiz genelde bir yazlık almak. Ya Karadeniz'de yaylada bir ev alıyoruz veya işte Ege'de, Akdeniz'de bir yazlık veya köyde bir tane ev yaptırıyoruz. Ama aktif yaşamı, sosyal ve doğal yaşamı tam olarak aldığımız o evde de sağlayamıyoruz. Biz de o noktada yönümüzü Amerika'ya, Avrupa'ya çevirdik ve oradaki emekliler nasıl yaşarlar onlara baktık. Oradaki çözümlerden feyz aldık. Bizim kendimize özgü bir kültürümüz var. Beşeri münasebetlerimiz Avrupa ve Amerika'daki insanlara göre biraz daha farklı. Biz de kendimize özgü bir sentez çıkarmaya çalıştık ve Herdem o şekilde doğdu. Herdem'in 3 tane vaadi var. Biz emeklilerimizin, büyüklerimizin istediği, hak ettiği aktif, sosyal ve doğal bir yaşamı sağlıyoruz. Tabii bu noktada lokasyon seçimi çok önemliydi. Doğal bir yaşam dediğimizde şehrin göbeğinde, hele İstanbul'un içinde doğal bir yaşamı maalesef sağlamak pek artık mümkün değil. Şehir hayatı çok fazla yorucu. Evet. Ama bir yandan da arkadaşlarımız var, torunlarımız var. Onlar aktif iş hayatında, kopmak istemiyoruz. Hem onlara yakın olmalıyız, hem de doğal bir ortamda olmalıyız. Biz de İstanbul'un farklı lokasyonlarında doğal yaşamı nerede sağlayabiliriz araştırmaya başladık. Ve gördük ki bir takım ölçümlemeler yaptık hava temizliği ile ilgili. Beşiktaş'ta da yaptık, Sarayburnu'da yaptık, Kadıköy'de de yaptık. İstanbul'un daha dış çeperinde de yaptık. İstanbul merkezde maalesef hava çok kirli. Şubat ayında yaptığımız ölçümlerde PM2.5 ölçümlerine göre 50'nin üzerinde değerler. Ki bunlar kirli olarak kabul ediyor uluslararası standartlarda. Biz de bu noktada Selimpaşa'ya odaklandık. Selimpaşa İstanbul'un en eski sayfiye yerlerinden. Evet. Hala daha çok gözde. İstanbullular uzunca tatil yapamayanlar en azından hafta sonu yazlıklarına bu tarafa gelirler. Selimpaşa'da 100 dönüm bir arazi üzerinde, havası çok temiz bir arazi üzerinde köyümüzü kurma kararı aldık. Şu anda zaten Selimpaşa'da köyümüzün içerisindeyiz. Evet, gerçekten gelirken de gördük. Birçok ayçiçek tarlaları, yemyeşil bir ortam, hava çok temiz. Çok uygun bir yer seçmişsiniz gerçekten. Yazın bile, yani hava böyle hafif eser, insanı çok fazla bunaltmaz.
Selimpaşa'yı çok sevdik. Testlerimizden de geçiyor olması bizi çok sevindirdi. Selimpaşa'nın diğer bir özelliği İstanbul'a yakın olması. Yeni yapılan Kuzey Marmara Yolu ve çevre yolları da direkt Silivri'den bu bölgeden geçtiği için bir saatte kabaca İstanbul'a ulaşım imkanı sağlayan bir yer. Dolayısıyla Selimpaşa'da modern bir köy ortamında yaşarken bir yandan dostlarınızla, arkadaşlarınızla da kolay iletişim halinde olabilirsiniz. İstanbul merkezinden de kopmamış oluyor. Kopmamış olursunuz. O yüzden burada 100 dönümlük bir arazi burası. Bu arazi üzerinde tamamıyla geleneksel ve yatay bir mimari hakim. Evet, o dikkatimi özlediğimiz... çekti, soracaktım ben de onu size. Şimdi şu anda arkamızda da ilk konağımızı görüyorsunuz, tamamladık. Bunun gibi 45 tane konağımız var köyde. En yüksek yapımız arkamızdaki konaklarımız olacak. İki katlı yapılar. 45 tane konakta 614 tane ev var. Her bir konakta 10 veya 14 tane evimiz var. Konakların dış cepheleri de geleneksel mimariye göre aslında tasarlandı. Şu anda Doğu Anadolu dış cepheli bir konağın önündeyiz. Arazinin doğusundaki konaklar Doğu Anadolu, batısındakiler Ege ve Marmara, içtekiler İç Anadolu şeklinde 7 farklı coğrafi bölgeyi burada biz modern bir şekilde yaşatmaya çalıştık. Her bir konağın önünde de her bir evin kendine ait bir hobi bahçesi var. Bunlar 15-20 metrekare civarında. Her bir evin kendine ait muhakkak bir balkonu var. Daha da önemlisi biz şehir hayatında birbirimizden maalesef çok koptuk. Evet. Komşularımızı tanıyamıyoruz. Maalesef, tanısak bile yeteri kadar vakit geçiremiyoruz. Kendimize gerekçelerimiz de var. Yalnızlaşıyoruz. Yalnızlaşıyoruz ve bizim için en önemli şey aslında güzel yaşalmak. Güzel yaşalmanın sırrı da sosyal, samimi ilişkiler kurabiliyor olmak. Bizim gerçekten sosyalleşebileceğimiz, samimi olabileceğimiz bir arkadaş çevremiz olursa insan geç yaşlanır. Biz tüm mimariyi gerek konakların içi, gerekse köyün genel tasarımına baktığımızda insanların sosyalleşebileceği bir şekilde tasarladık, kolay sosyalleşebileceği. İç avluda daha da detaydan bahsediyor olacağım. Eski Türk konaklarındaki gibi her bir konağımızda bir iç avlumuz var. Bu iç avlu sayesinde dayalı döşeli bir iç avlu. Siz komşularınızı görmeden evinize girmeniz mümkün değil. Çünkü tüm konaktaki 10-14 tane dairenin kapısı o iç avluya açılıyor. Evet, ikinci bir adımda göstereceksiniz zaten göstereceğiz. Onları. Sosyalleşebileceğiniz bir alan. 100 dönümlük bu arazi üzerinde uzun koşu parkurlarımız var, yürüyüş parkurlarımız var. Geniş barbekü piknik alanlarımız var, golf sahamız. Hafta sonu veya hafta içi torunlarımızla burada vakit geçirebilmemiz için, büyüklerimizin geçirebilmesi için çocuk oyun alanları. Evcil hayvanlarınız varsa onlar için evcil hayvan parkımız, doğal göletlerimiz, kır kahvemiz, açık hava sinemamız. Aslında tüm bu bahsettiğim olanaklar hepimizin keyifli, güzel bir gün geçirmesi için tasarlandı. Tasarlarken de şuna baktık. Bizler ne yapıyoruz İstanbul'da yaşarken, büyük şehirlerde yaşarken? Mesela ben hafta sonu Belgrad Ormanı'na koşuya gidiyorum. Polonezköy'e veya Şile'ye kahvaltıya gidiyoruz. Şehrin tüm yorgunluğunu 2 saatlik bu kaçamaklarla güya atacağımızı zannediyoruz. Bir nebze belki rahatlıyoruz ama çok da yeterli değil, insani de değil. Biz istedik ki büyüklerimiz burada yaşarlarken hem o istedikleri ve sadece emeklerine değil aslında hep yaşamaları gereken o doğal hayatı yaşasınlar. Hem de sevdikleriyle, akrabalarıyla, çocukları, torunlarıyla bir araya gelebilecekleri doğal vesileler olsun. Ben artık Belgrad Ormanı'na koşuya gitmeme gerek yok. Gelirim Selimpaşa'ya her deme. Annemi, babamı, arkadaşlarımı ziyaret ederim. Koşumu burada yaparım. Polonezköy'de kahvaltı yapacağıma gelirim. Bu güzel havada kahvaltımı yaparım. Dolayısıyla tekrar o büyük ailenin bir araya gelebileceği çok güzel vesileler var her demde. Sağlıklı Yaşam Köyümüzde. 55 yaşında bir şartımız var her demde. Evet. Muhakkak o da dikkatimi çekmişti. Bir kişinin 55 yaş zorunluluğu. Herkes anlattığımızda projede burada yaşamak istiyor. Zaten bu yaşam
hepimizin çocukluğumuzdan itibaren yaşaması gereken bir yaşam. Maalesef şehir bu yaşamı bize sunamıyor. En azından bir kişinin, her damda oturan bir kişinin 55 yaşında olması gerekiyor. 55 yaşın altındaysanız satın alabilirim, satın alabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. İleride 55 yaşına geldiğinde sizler oturabilirsiniz veya babanız oturabilir ama 55 yaşında değilseniz kendiniz oturamazsınız. Muhakkak oturan bir kişinin 55 yaşında olmasını istiyoruz. Sebebi de şu, birbirine benzer yaşamları olan insanların bir arada olmasını ve sosyalleşmesini istiyoruz. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli çünkü yoğun iş temposunda olan bizler maalesef çok fazla sosyalleşebilecek veya aktif hayata girebilecek zamanda bulamıyoruz. Her dem o istediğimiz, hak ettiğimiz sosyal, aktif ve doğallığı sağlıyor. Ama bunun için de oturanların geniş ve rahat bir zamanı olması lazım. O da 55 yaşından sonra müsait olabiliyor. Ve birbirine benzer insanların da burada daha rahat arkadaşlıklar kurabileceği bir imkana sahip olacaklar. Genelde şundan çok şikayetçiyiz. İşte nerede o üniversitedeki arkadaşlıklar, lisedeki arkadaşlıklar. Burada yine 55 yaşından sonra eskisi gibi yepyeni, güzel ve kuvvetli doğal ilişkiler kurulabiliyor olacak. Her dem bunlar için imkan sunuyor. Her ayrıntının A'dan Z'ye düşünüldüğü çok büyük bir projeden bahsettiniz. Çözüm ortaklarınız var mı bu projede? Tabii burada işi uzmanına veriyor olmak lazım. Her demin bir özelliği sağlıklı yaşam. Biz toplumca maalesef hasta olduğumuzda hemen antibiyotik kullanmaya meyilli bir toplumuz. Bu çok zararlı. Bununla ilgili de zaten bir takım bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Asıl mesele hasta olmadan gerekli önlemleri alabiliyor olmak. Yani önleyici sağlıktan haberdar olmamız gerekiyor. Kastım şu. Biz ne yiyeceğimizi biliyor muyuz? Nasıl besleneceğimizi biliyor muyuz? Günlük hangi egzersizleri yapacağımızı biliyor muyuz? Güzel beslenen insan, sağlıklı beslenen insan, vücudunu güzel çalıştıran insan daha da geç hastalanır, yaşlanır, daha dinç olur. Bu noktada 7/24 bir sağlık merkezimiz var. Türkiye'nin en uzman ve en geniş sağlık hizmetlerini sunan markasıyla birlikte çalışacağız. 7/24 onların personeli, doktoruyla, hasta bakıcısıyla, hemşiresiyle sadece köy sakinlere hizmet veriyor olacak. 7/24 ambulansımız burada. Eğer olursa acil bir müdahale, ambulansımız en yakın sağlık merkezine, sakinimizin istediği oraya ulaştırıyor olacaklar. Ve buradaki sağlık personelimizin amacı sadece hasta olduğunda köy sakinleriyle ilgilenmek değil. İstiyoruz ki aslında çocukken daha genç yaşlarda öğrenmemiz gereken, öğrensek bile uygulayamadığımız bir takım öğretileri bize öğretsinler ve daha keyifli, sağlıklı yaşayalım. Nasıl beslendiğimizi bize anlatıyor olacaklar, nasıl spor yapmamız gerektiğini anlatıyor olacaklar ve köy sakinleriyle beraber vakit geçiriyor olacaklar. Bunun yanında tabii her dem sağlıklı yaşam köyü bize özgü bir çözüm. Burası bir yazlık site değil, burası bir hastane değil, burası bir devre mülk değil. Nedir bu? Yepyeni bir kategori, Türkiye'de olmayan bir şey, bir sağlıklı yaşam köyüdür her dem. Bunun know-how'ı, bilgi ve tecrübesi Türkiye'de maalesef yok. Biz de Avrupa ve Amerika'daki gözlemlerimizde oradaki farklı markalarla bir araya geldik. Onlarla tartıştık. Ve Amerika'nın önde gelen markalarından birisiyle anlaştık. Avendel ile. Onların personeli zaman zaman köyümüze gelecek ve yaşam kalitesinin belli bir seviyede olmasını sağlıyor olacak. Köyde yaşam başlamadan önce bizim personelimiz Amerika'da eğitimden geçiyor olacak. Bir de köy tabii büyük bir köy. 100 dönüm arazi üzerinde bir köy. Güvenlikli bir köy. Tek bir girişi var köyümüzün. Çok geniş bir peyzaj, yeşil alanı var. Dolayısıyla bunların bakımı, güvenliği ile ilgili olarak yine Türkiye'de iyi bilinen bir markayla ilerliyor olacağız. Etse Holding olarak hep konusunda uzman markalarla birlikte olmaya çalıştık. Tabii Selimpaşa'daki örneğimiz ilk örnek.
Biz istiyoruz ki Türkiye'nin farklı yerlerinde, İstanbul'da ve Anadolu'da farklı lokasyonlarda her demi çoklamak istiyoruz. Çünkü Amerika'da ve Avrupa'daki örneklerde bu var. Her dem bir zincir marka olacak bu noktada. Önümüzdeki dönemde Selimpaşa'yı bitirdikten sonra farklı farklı noktalarda da her demi çoklayacağız. 7 bölgeye dağılacağız diyor musunuz? İnşallah. Çünkü farklı farklı yerlerden talepler alıyoruz. Antalya'dan arayanlar da var, Trabzon'dan arayanlar da var. Türkiye'de sadece büyük şehirlerde yaşayanların ihtiyacı değil veya sıkıntısı değil aktif, sağlıklı, doğal yaşam. Hepimiz sosyalleşmek istiyoruz, hepimiz samimiyet istiyoruz, hepimiz hayatımızı dolu dolu geçirmek istiyoruz ve hepimiz her yaşta bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Fakat bununla ilgili zihinsel hazırlıklarımızı veya fiziksel hazırlıklarımızı maalesef ötelemiyoruz. Emekli olayım, bir bakayım. Her zaman aslında bu bahaneleri ortadan kalkıyor. Sizin planlamanız gereken, keyifli bir emeklilik hayatı için planlamanız gereken her şeyi her dem olarak bizler planladık. Artık bir bahaneniz yok. Çünkü her demde aktif yaşam için ve sürekli bir şeyler öğrenmek için her gün 2-3 farklı hobi kursumuz var. Tamamıyla köy sakinlerimizin taleplerine göre onlar şekillenecek. Bir aylık program çıkartıyor olacağız. O aylık programdan da sizler hangi hobi aktivitesine katılmak istiyorsanız ona katılıyor olacaksınız. Bu ahşap boyama kursu da olabilir, diksiyon kursu da olabilir, şan dersi de olabilir. Birbirinden farklı aktiviteler var. Bu da çok keyifli, heyecanlı bir süreç. Köyün ortasında bir sosyal merkezimiz var. Sosyal merkezde kafeteryamız, restoranımız, spa merkezimiz, biz ona yenilenme merkezi olarak da isimlendiriyoruz. 100 kişilik kapalı sinema, tiyatro salonumuz. Bu hobi kurslarının yapılabilmesi için 2 tane kapalı atölyemiz mevcut. Köyün aslında kalbi diyebileceğimiz bir yer. Tabii konağın içindeki iç avlu, 100 metrekarelik iç avlu. İlk adımda, bir adımda sosyalleşebileceğiniz bir alan. Ama köyün farklı yerlerine yerleştirdiğimiz bir takım fonksiyonlarla da farklı sosyalleşme imkanları sağlıyoruz. O yüzden her dem keyifli bir imkan sunuyor olacak. Genelde Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden talepler var. Şundan da çok karşılaşıyoruz. 40 yaşındayım, 30 yaşındayım, ben de oturmak istiyorum. Oturabilirsin aslında ama işte 55 yaşında bir büyüğünle beraber oturabilirsin. Buraya gezen büyüklerimizin şöyle hayaller kurduğunu da gördüm. İstediğimiz de buydu zaten. Biz buraya yerleşiriz, torunum yazın burada benle vakit geçirir, o da çok eğlenir. Dediğim gibi her dem, her ne kadar 55 yaşında emeklerimiz için düzenlesek bile aslında onların yakın çevresi içinde, akrabaları içinde, çocukları içinde bir sosyalleşme, bir kaçış mekanı olacak. O yüzden de sadece her demde oturanlar değil, onların çevresindekiler de her demin birçok imkanından yararlanıyor olacaklar. Yani aslında şunu diyebiliriz. Çalışma hayatındayken ya keşke şunu da yapsaydım saydım dedikleri her şeyi burada yapabilme imkanına sahip olacaklar. Aynen öyle. Spa merkezinden biraz bahsetmek istiyorum. Yenilenme merkezinden. Yenilenme merkezini de özel olarak tasarladık. İçerisinde yenilenme merkezimizin saman odası var. Neden saman odası? 36 derecede terlememizi sağlıyor. Çünkü saunalarda uzun süre kalıyor olmak çok sağlıklı değil. Hepimiz için bu geçerli. Tuz odaları var. Soğunum yoluyla ilgili bir takım problemleriniz varsa nefesinizi açar. Sıcak su yatakları, sıcak taş yatakları. Bunlar işte eklem, romatizma bir takım rahatsızlıklarınız varsa onları rahatlatır. Jacuzzi ile havuzlarımız. Tabii sağlık merkezimizde 7/24 uzman personelimiz var, doktorumuz var. Haftanın belli günleri fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz, psikologumuz köy sakinlerine hizmet veriyor olacak. Fizyoterapistle birlikte havuzda bir takım çalışmalar, egzersizlerinizi yapabilirsiniz. Fitness eğitmenimiz köy sakinlerine hizmet veriyor olacak. Zaten fitness eğitmenimiz her sabah 9'da köyde tempolu bir yürüyüşle güne başlamasını teşvik ediyor olacak. Tabii ki hiçbir aktivite, hobi kursuna katılmak zorunda değilsiniz. Ama ister istemez her şey sizin daha keyifli, sağlıklı, aktif yaşamanızı teşvik ettiği için ister istemez bunlara da katılıyor olacaksınız. Öyle düşünüyoruz.
100 kişilik kapalı sinema tiyatro salonunda her dem sakinleri kendi performanslarını sergileme fırsatı bulacaklar. Çok duyduk büyüklerimizden. Güzel bir şan dersi alsak, bir koromuz olsa, söylesek falan veya bir tiyatro eğitimi alsak. Toplum olarak aslında çok becerikli bir toplumuz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok zeki bir toplumuz. Sadece biraz çalışmamız ve doğru eğitimleri doğru zamanda alıyor olmamız lazım. Tabii vaktimizin olması lazım. Tabii burada vaktimiz var artık. Evet. Hak ettiğimiz yaşamı yaşayacağız. Bunu sağlayacak eğitmenlerimizle şu ana kadar hiç gösteremediğiniz bir takım becerilerinizin ortaya çıkmasını sağlıyor olacak. Bu noktada köy sakinleri kendi içerisinde köyden çıkmadan yaşayabilecekleri bir hayat sunuyoruz diyebilirim. Çünkü sosyal merkezde restoran, kafeterya var. Kendi evinde yemeğini yiyebileceğin gibi mutfağında. Orada da yiyebilirsin. ATM köyün içerisinde var. Eczanemiz yok ama eczane destek hizmetimiz var. 7/24 zaten sağlık merkezimiz buradakilere hizmet veriyor. Köyün kendi servisiyle bir takım gezilere veya bir takım pazarlara günlük servislerimiz var. Onlarla çok rahatla kendi aracınızı kullanmadan gidip gelebilirsiniz. Bu noktada köyden çıkmadan yaşayabiliyor olmak mümkün. Ama köyden çıkmak istediğinizde de araba kullanmak istemiyorsanız servisinizi kullanabilirsiniz. Köyde dediğim gibi 614 tane ev var. 45 tane konakta. Kabaca 1000-1200 kişinin yaşadığı bir yer olacak burası. Türkiye'nin bu noktada en büyük aslında özel sağlıklı yaşam köyü diyebiliriz. Dünyada bir benzeri yok. Çünkü dünyada ki örnekler hiçbiri bu kadar geniş bir alana yayılmış değil. Hiçbirisinin kapasitesi bu kadar büyük değil. Bahsettiğim birçok hizmeti de hiçbirisi hepsinin veriyor değil. O yüzden kendine özgü bir çözüm oluyor olacak. Dünyada da bir ilk diyebiliriz Herdem için. Birazdan örnek konağa geçeceğiz, iç avluya. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Sevgili seyirciler, programımıza örnek konak içerisinde yer alan iç avlu bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İç avludayız ve görüyorum ki burası biraz bizim geleneksel mimarimizden esinlenmiş. Eski Türk konaklarımızdan feyiz aldık. Eski Türk konaklarına baktığımızda muhakkak içeride genişçe bir iç avlu var. Bu iç avlu aslında çok fonksiyonel bir özelliğe sahip. Tüm cemiyetler, birliktelikler, sosyalleşmeler bu iç avlularda gerçekleşirdi. Bu iç avlularda insanlar sosyalleşirlerdi. Biz de istedik ki şehrin karmaşasında unuttuğumuz o komşuluk ilişkilerini burada tekrar canlandıralım. Mimari de o yüzden komşuluğu canlandıracak şekilde tasarladık. Şimdi bitmiş bir örnek konağımızın içerisindeyiz. Aynı burada gördüğümüz gibi dayalı döşeli bir şekilde sakinlerini ağırlayacak konağımız. Çevremizde gördüğümüz kapılar her bir dairenin kapısı. Dolayısıyla sizler kendi dairenize giderken bu iç avludan geçerek gidiyor olacaksınız. Tabii iç avlu dayalı döşeli ve bir adımda evinizden çıktığınızda bir adımda sosyalleşebileceğiniz bir yer. Burada sakinler gündüzleri, geceleri komşularla bir araya gelebilirler. Dışarıdan gelen misafirlerini de burada ağırlayabilirler. Burası onların aslında genişçe evlerini ekleyebildiği büyük bir avlu gibi, büyük bir salon gibi düşünebiliriz. İç avluda geçen zamanlar keyifli olsun istedik. O yüzden de iç avlunun üzerinde açılır kapanabilir bir çatımız var. Yazın açabilirsiniz, yaz gecelerinde daha havadar olur iç avlu. İç avluda kullanılan, çatıda kullanılan malzeme özel bir malzeme. Gün ışığını direkt alsın istedik. Aydınlık olsun istedik. İç avluda saatler nasıl geçsin kimse bilemesin. Tatlı sohbetlerle burada uzunca vakit geçirecekleri şekilde tasarladık. O yüzden bir evin salonu nasıl döşersek o şekilde geniş oturma koltukları, beraber okey tavla oynamak istiyorlarsa ona göre koltuklar. Yine iç avlumuzda bir büyük televizyonumuz var. İstiyorlarsa beraber televizyon seyredebilirler. Dediğim gibi konağın içindeki 10 veya 14 dairenin kapısı bu iç avluya açılıyor.
Konağın içi ve genel köyün her tarafı engelsiz yaşama uygun tasarlandı. Ne demek bu? Mesela bir dönem belki bacağınız incirli tekerlekli sandalye kullanmak durumundasınız. Siz evinizin içine çok rahat tekerlekli sandalye girebilirsiniz. Banyonuza, yatak odanıza, salonunuza, balkonunuza çok rahat tekerlekli sandalye çıkabilirsiniz. Konağın içinde çok rahatlıkla tekerlekli sandalyeyle gezebilirsiniz. Veya komşularınıza gitmek istediğinizde böyle yüksek kaldırımlar yok konakta, dışarıda, peyzajda. Ayağınızın böyle takılabileceği herhangi bir engel yok. Tamamıyla peyzaj ona göre dekore edildi. İki katlı olmasına rağmen konaklarımızda asansör var. Geniş asansörler var. O isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Dairenin içlerinde aynı iç halde olduğu gibi her şey hazır bir şekilde teslim ediliyor. Aslında siz sadece valizinizi alarak evinize yerleşebilirsiniz. Bir otel odası gibi televizyondan buzdolabına. A'dan Z'ye her şeyi düşünün. A'dan Z'ye sadece işte tabağınızı, çatalınızı, işte kişisel eşyalarınızı getirebilirsiniz. Dayalı döşeli. Tabii ki kendi eşyalarınızı veya kendi mobilyanızı da getirebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Ama biz iler istedik ki sizin konforunuz, sağlığınız için her şeyi bizler A'dan Z'ye düşünerek tasarladık ve yerleştirdik. Evin içerisinde seçilen koltuklar da daha ortopedik, sizin rahat edebileceğiniz şekilde tasarlandı. Evin içerisinde yatak odasında, salonda, banyoda ihtiyacınız olması durumunda kullanmak üzere acil çağrı butonlarımız var. 7/24 her dem sakinlere hizmet veren sağlık merkezimizdeki personelimiz, uzman doktorumuz, hemşirelerimiz o çağrı butonlarına bastığınız anda direkt evinizde. Bu da çok büyük bir kolaylık ve rahatlık, güvence sağlıyor. Sizler her dem sakini olarak istiyorsanız her gün sağlık merkezine gidebilirsiniz. İğne olmak için gidebilirsiniz, serum taktırmak için gidebilirsiniz veya nasıl daha sağlıklı besleneceğinizle ilgili bilgi almak için gidebilirsiniz. Sağlık personelimiz burada hayatınız başladıktan itibaren sizleri düzenli olarak kontrol ediyor olacaklar. Yani sağlığınız kontrol altında. İsterseniz yılda 60 defa sağlık merkezine gitmek istemezseniz sağlık personelinizi evinize de çağırabilirsiniz. Bunlar için ekstra ücret ödemenize gerek yok. Standart hizmetlerimiz arasında. İstedik ki yorulmayın. Zaten bugüne kadar çok yorulduk. Artık emeklilikte biraz rahat edeceğiz. O yüzden haftada bir evleri her dem personeli düzenli olarak temizliyor olacak. İsterseniz kendi hasta bakıcınızla gelebilirsiniz. Eğer talep ederseniz sağlık merkezimizden bizler o istediğiniz hasta bakıcıyı veya özel yatağı bizler de temin edebiliriz. Her yaşın veya her kişinin farklı talepleri olabiliyor. Biz mümkün olduğu kadar o tür taleplere de cevap vermeye çalışıyor olacağız. Tabii burada misafirlerinizi siz kendi evinize ağırlayabilirsiniz. Çok daha kalabalık misafirleriniz gelecekse köyün içerisinde bulunan misafir evlerinde ağırlayabilirsiniz. Rezervasyon sistemimiz var. Kalabalık misafirleriniz için rezervasyon sistemini kullanarak o misafir evlerini misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Tabii evlerin farklı farklı büyüklükte ev seçeneklerimiz var. 60 metrekare ile 86 metrekare arasında değişiyor. Değişmeyen evlerdeki özellikler, her evin muhakkak bir bahçesi var konağın etrafında, hemen dibinde. Her evin muhakkak bir 5 metrekare, yani 2-3 kişinin çok rahatta kahvaltı edebileceği bir balkonu var. Her evi biz dayalı döşeli teslim ediyoruz. Sadece ölçü olarak farklılaşıyor evlerimiz. Evlerimiz standart evlerden bu noktada farklılaşıyor. Mustafa Bey, peki bu köyün ara sokaklarında arabaların dolaşması yasakmış. Şöyle, biz istedik ki huzurlu, keyifli bir yaşam olsun. Şehirde maalesef araba sesi, trafik gürültüsü konusundan çok rahatsız olduk. Çok fazla da maruz kaldık bu tür sıkıntılara. Her demde köy içerisinde elektrikli golf arabalarımız var.
Siz eğer yürümek istemezseniz, hı hı, sosyal merkeze giderken, piknik alanına giderken, hı hı, spa merkezine giderken veya komşunuza giderken isterseniz bu golf arabalarını kullanabilirsiniz. Personelimiz kendiniz de kullanabilirsiniz, hı hı, veya personelimiz istediğiniz yere golf arabalarıyla sizi götürebilir. Arabaları mümkün olduğu kadar köyün dış çeperinde park alanlarımızda, hı hı, park etmelerine müsaade ediyoruz. Köy içerisinde gerçekten doğayla, yeşillikle, su sesiyle, hı hı, olabileceğiniz bir ortam oluşturmaya çalıştık. Köyde iki tane doğal havuzumuz var. Göletimiz var daha doğrusu. Aa, ne kadar güzel. Bu doğal göletler kendi içerisinde hani yaşayabilen bir, hı hı, ekosisteme de sahip oluyor olacak. Bitkileri ve balıklarıyla birlikte. Burası şu şekilde tanımlanabilecek de bir yer aslında. Modern bir köy gerçekten. Konforlu, hı hı, modern bir köy. Hı hı. Çünkü şehir hayatının bir takım rahatlıkları var. Yaşımız ilerledikçe de rahatımızdan, konforumuzdan taviz vermek istemiyoruz. Hı hı. En doğal hakkımız. Hı hı. Doğallıkla o konforu nasıl birleştirebiliriz? Biz aslında ona, hı hı, odaklandık. O yüzden de burada kalan tüm sakinler, yaşayan tüm sakinler misafirleriyle birlikte modern bir köy hayatında deneyimliyor olacaklar. Hı hı. Burası bir de hayvan dostu, evet, bir köy. Yani isteyenler kendi evcil hayvanlarını da getirebilirler, evlerinde, hı hı, bakabilirler. Evcil hayvanlar da rahat etsin istiyoruz. O yüzden zaten çok geniş bir peyzaj alanımız var. Hı hı. Ama onların da oynayabileceği bir parkımız var, evcil hayvan parkımız, hı hı, var. Evcil hayvanları da burada çok daha mutlu olacak. Onları gezdirmek burada çok daha keyifli, hı hı, olacak. Torunların rahat etmesi için çok güzel tasarlanmış, keyifli bir çocuk, hı hı, oyun parkımız var. Çünkü burada torunlar dedelerinden ayrılmak, evet, istemeyecekler. Evet. Sömestr tatilinde veya yaz tatillerinde uzun süre dedeleriyle, hı hı, burada güzel anılar, hı hı, biriktirecekler anneanneleriyle, nineleriyle birlikte. Burası tekrar eski Türk aile yapısında, hı hı, gördüğümüz üzere tüm ailenin bir araya geldiği, yakın ilişkiler kurduğu ve güzel hatıralar biriktirdiği bir yer olacak. Tabii köyde kalmanın iki tane yöntemi var. Hı hı. Bunların bir tanesi köyden bir ev alabilirsiniz. Hı hı. Tapulu bir ev. Hı hı. Kendinize oturmak üzere alabilirsiniz, hı hı, veya kiralayabilirsiniz. Hı hı. Veya konaklama paketleri alarak, hı hı, köyde yaşayabilirsiniz. Yani ev satın alma yöntemi bir yöntem, hı hı, veya konaklama paketleriyle kiralama yöntemi diğer bir yöntem. Herkes köyden ev alabilir, hı hı, dediğim gibi. Herhangi bir kısıtımız yok. Hı hı. Aldığınız evi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Tapulu, hı hı, evinizdir. Kiralayabilirsiniz. Daha sonra kendiniz oturabilirsiniz. Sadece 55 yaşın altındaysanız, hı hı, oturmak için biraz beklemeniz gerekecek. Tam da bunu soracaktım. Çünkü en az bir kişinin, evde oturan bir kişinin 55 yaşında olması gerekiyor. Evet. Dede torunuyla burada yaşayabilir, oğul annesiyle burada yaşayabilir. Ama işte genç bir çift burada bu şekilde yaşayamazlar. Hı-hı. Satın alabilirler, babaları oturabilir, kiralayabilirler. Hı-hı. Biz Etra Holding olarak da kira garantisi veriyoruz. Burada 10 yıl boyunca istiyorlarsa biz de, hı-hı, bize de kiralayabilirler. Biz onlar adına kiralarız. Bu konuda garanti veriyoruz. Konaklama paketlerinde de uzun süreli konaklama paketlerimiz var. Hı hı. Sebebi de şu, 3 günlük bir işte kiralama yapsam veya 3 aylık bir kiralama yapsam maalesef biz bu tür kısa süreli konaklama taleplerine sıcak bakamıyoruz. Her demin amacına ters. Neden? Burada sosyal bir ortam olsun istiyoruz. Hı hı. Sosyal bir ortam olması için insanların birbirini tanıması lazım. Kesinlikle. Beraber zaman geçirmeleri lazım. Zamanla insanlar birbirine güvenir, aralarına bir hukuk oluşur. 3 günde, 3 ayda o istediğimiz keyifli, samimi ortamı sağlayabileceğimize inanmıyoruz. O, hı-hı, yüzden en azından 1 yıllık konaklama taleplerine sıcak bakıyoruz. Köydeki 614 evin yarısı, hı-hı, satın alma yoluyla köyde yaşamak isteyenlere ayrılmış durumda. Hı-hı. 614 evin diğer yarısı da kiralama, konaklama paketleri yoluyla köyde kalmak isteyenlere ayrılmış durumda. Köydeki tüm evleri satmıyoruz. Köyde hayat başladıktan sonra da tüm çözüm ortaklarımızla birlikte o istediğimiz yaşam kalitesini, keyfi burada sağlamaya çalışacağız. Şu anda konaklama paketlerimiz
4500 liralardan başlıyor aylık. Tabii farklı farklı talepleriniz olabilir. O taleplere göre de bizler o hizmetleri ekleyebiliriz. Paketi genişletebiliriz. Örnek veriyorum, evinizde mutfak var, evinizde yemek pişirebilirsiniz. Evet. İstiyorsanız sosyal tesiste ücretli de yemek yiyebilirsiniz. Fakat düzenli bir yemek paketi alarak paketi mesela genişletebiliriz veya özel bir bakıcı istiyorsanız paketinize bunu ekleyebiliriz. Standart olan hizmetler dediğim gibi her hafta biz evinizi temizliyoruz. Aylık aidat kapsamında sağlık merkezinden istiyorsanız her gün giderek yararlanabiliyorsunuz, istiyorsanız 60 defa evinize çağırabiliyorsunuz. Özel bir servis isterseniz özel servisin ekstra bir ücretle kişisel bir kullanım amacıyla isterseniz onu bizler ayarlayabiliriz. Birçok hobi kursumuz ücretsiz olacak burada. Çünkü her gün 2-3 farklı hobi kursu olsun istiyoruz. Çok az bir kısmı ücretli olacak şekilde şu anda tasarlıyoruz. Bir takım yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz var. Bunlar ücretli olacak. Katılmak isterseniz onlara katılabilirsiniz. Spa merkezimiz ücretsiz. Barbekü alanlarımız, piknik alanlarımız ücretsiz. Golf sahamız ücretsiz, sinema salonumuz ücretsiz, fitness center'ımız, fitness eğitmenimizden alacağınız dersler ücretsiz. Birçok sosyal olanak ücretsiz ve aslında sakinleriniz de burada kaldığı müddetçe birçok o ücretsiz imkandan sizin sayenizde onlar da yararlanıyor olacak. Onlar için de aslında çok keyifli ve huzurlu bir yer olacak burası. Peki şimdi bir günü deneyimleme kısmı var. Şimdi konağımız bitti. Evet. Temmuz ayından itibaren misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Ve biz istedik ki dönem dönem yapacağımız bazı etkinliklerle ki bunlara başladık. Her demdeki bir günü deneyimlesinler. Bazı misafirlerimiz birebir geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bazı misafirlerimiz de etkinliklere katılmak istiyorlar. Etkinliklere katılmak isteyen misafirlerimiz kalabalık bir şekilde günde 100 kişiyi ağırlıyoruz burada. Etkinliğimize kahkaha terapisiyle başlıyorlar. Ne kadar nasıl güzel. Nefes alınacağını uzman terapistimiz anlatıyor ve kahkahalarla rahatlıyorlar. Çok ilginç bir deneyim. Çoğu katılmamış oluyor nefes ve kahkaha terapisine. Akabinde teraryum, kağıt rölef gibi farklı atölyelerimiz oluyor. Ücretsiz bir şekilde uzman eğitmenlerimizden bir saat, bir buçuk saat içerisinde yapabilecekleri, oluşturabilecekleri teravyumları yapıyorlar. Onlara hediye oluyor. Güzel bir orkestramız var. Çünkü zaten burada hayat başladığında dolu dolu bir aktivite takvimi ve eğlence programı var. Orkestra eşliğinde yeni dostluklar ediniyorlar, beraber şarkı söylüyorlar. Tavla turnuvalarıyla keyifli vakit geçiriyorlar. Ve her demin aslında o atmosferini o düzenlediğimiz etkinlik programında yaşatmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerimiz yaz boyunca ve sonbaharda da devam ediyor olacak. Biz herkese o etkinliklerimize de davet ediyoruz. Bence kaçırmasınlar. Çok keyifli, güzel bir deneyim. Katılanlardan bekliyor. Nasıl dönüşler alıyorsunuz? Açıkçası böyle anlatırken tabii kulağa hoş geliyor. İnsanlar beğeniyor. Hayat başladığında nasıl olacak acaba? Böyle olacak mı konuşulduğu gibi? Bunu görmenin en güzel yeri buraya gelmeleri, konağı ve atmosferi yani görmeleri. Yani bir nevi buradaki yaşamın bir fragmanını vermiş oluyorsunuz aslında. Aynen. Çünkü konak bitmeden önce de biz işte neden iç avlu yaptığımızı anlatıyorduk. Açılır kapanır çatıyı anlatıyorduk. Birçok fonksiyonu, özelliği anlatıyorduk. Konak bittikten sonra insanlar gelince daha da etkilendiler. Anlatmak, hayal kurmak bir aşamadır ama deneyimlemek, katılmak ondan daha ileri, daha güzel bir aşamadır. Selimpaşa İstanbul'a kabaca bir saat uzaklıkta. Hafta sonu veya hafta içi ne zaman istiyorlarsa burada danışmanlarımız onları ağırlayacaklardır, ilgileneceklerdir. Umarım etkinliklere katılmak için de fırsat bulurlar. Onları etkinliklerimizde de görmek isteriz. Peki burada yaşam ne zaman başlayacak? Projenin bitimini hangi tarihe öngörüyorsunuz? Hızlı bir şekilde inşaata Mart ayında başlamıştık zaten. Gelecek sene tüm köyü bitiriyor olacağız, amacımız o.
Akabinde de bu Amerika'daki personelimizin eğitimi, Amerika'daki çözüm ortağımızın buraya gelip bazı testleri yapması gerekiyor. Akabinde de hızlı bir şekilde yaşam başlayacak. Hı hı. Bizim için dediğim gibi ilk örnek Selim Paşa Herdem. Hı hı. Bu Türkiye'nin daha farklı yerlerinde de Herdem'i çoklayarak, hı hı, yayıyor olacağız. Önceliğimiz buradaki hizmet kalitesinin güzel olması, keyifli olması. Hı hı. İki senedir zaten her şeyi iş ortaklarımızla birlikte en ince detayına kadar beraber, hı hı, çalışıyoruz. Etre Holding olarak da Herdem projesindeki kalitenin o istediğimiz seviyede devam etmesi için hep projeyi zaten denetliyor ve bizzat bizler yürütüyor olacağız, hı hı, yönetiyor olacağız köylerimizi. Yani 2019'da emeklilerimiz hayal ettikleri, evet, hayata başlayacaklar, evet, burada, evet, diyelim. Evet, sene sonuna doğru tüm, hı hı, inşaat sürecimiz bitiyor olacak ve, hı hı, daha sonra kapılarımızı açıyor olacağız. Peki, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizlere Yaşama Dair programında bu hafta Selimpaşa'da bulunan Herdem Sağlıklı Yaşam Köyü'nden seslendik. Türkiye'de olmayan bir projeydi. Bunu konuştuk, detaylarını konuştuk. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.